Siz neler tespit ettiniz, neler fazlalıkları gördünüz, nelerle karşılaştınız geldiğinizde? Yani ben şu konuda şanslıyım. Zaten Gençler Birliği bir kulübe geldim. Zaten altyapısı gayet iyi işleyen bir kulüp. Her şey dört dörtlük mü? Hayır. Şimdi her şey dört dörtlük mü? Hayır. Yani evet. Bizim de bir elde yemeğimizden her şey değiştireceğini zannetmiyorum. Kulübün en büyük avantajı altyapıyı her zaman önemsemiştir. Yani bu rahmetli İlhan Cavcal'dan başlamıştır. Şimdiki başkanımız Murat Cavcal da bunu devam ettiriyor. Tüm çalışanlar da aynı özveri ve fedakarlıklarla bugüne kadar taşımışlardır. Aynen. Ben bugün gençler bir tesis, altyapı tesisine bilhassa girdiğim zaman personelin hepsi kendi altyapıyı adamış. Evet. Bu gerçek. Herkes seve seve işini yapıyor. Yani çok güzel bir ortam. Ben bunu dışarıdan gördüm. Dışarıdan geldiğim için çok iyi görebiliyorum. Yani o yüzden çok çok memnunum Gençler Birliği Kulüp'te çalışmaktan. Ve bu personeli altyapı idarecisi olarak yönetmekten. Hocam neler yapmanız gerekiyor genel olarak eksiklerimizi gidermek, bu makas aralığını kapatmak için? Ciddi bir fark var. İşte bugün gerçekten ülkenin yabancı futbolculara ödediği paralar, kaynaklar tartışılıyor. Kulüplerin neredeyse kapısına kilit vurulması konuşuluyor. Evet. Bu acı gerçekler dahilinde gerçekten bizim çocuklarımızın ne kadar yetenekli olduğunu Avrupa'ya giden ailelerin çocukları olarak geriye döndüklerinde görebiliyoruz. Bizim çocuklarımız kesinlikle yeteneksiz değil. Doğru mu hocam? Çok doğru. Çünkü biz Akdeniz ülkesiyiz. Bizim İspanya'dan, evet, İtalya'dan ne eksiğimiz var? Futbola yatkınız bir kere. Evet. Yetenekli çocuklarımız var. Şimdi bunları düzgün eğitimden geliştirmemiz gerekiyor. İlk sıkıntı zaten tesisleşme. Şimdi ben Gençler Birliği'de altyapı sorumlusuyum. Ben bir yerde şanslıyım ama yetiyor mu? Yetmiyor açıkçası. Bizim bir tane büyük sentetik sahamız var. Bir tane de ufak 7-7 oynayacağımız bir sentetik sahamız var. Tüm altyapıyı buraya sığdırmamız gerekiyor. İşte eğitim dedik demin. Tüm günü okullardalar. Çocuklar 10 saat... takım içerisinde en iyi tesislere sahipsiniz Ankara'da. Aynen. Ama sizce yeterli değil. Yeterli değil kesinlikle. Kesin yeterli değil. Çünkü şimdi, evet, lütfen, bireysel eğitim, evet, diyoruz biraz da futbolda. Evet. Hani üstün yetenekli oyuncuları bireysel daha fazla geliştirmemiz gerekiyor. Hedef oyuncularız dediğimiz. Yani ay, nereye yapacaksın? Yer yok. Bazen iki takım aynı anda bir sahada antrenman yapıyor. Orada 25, burada 25. Kaleciler de bir yerde sıkıştırıyoruz. Yani 50-60 kişi bir sahada hem ses kirliliği, ne odaklanma oluyor, ne yani verimli çalışma bu şartlarda olmuyor ki biz genç, dediğim gibi gençler bile biz şanslıyız. Başka kulüpler mesela 19 Mayıs'ta 5-6-7 kulüp birden çalışıyor. Buradan oyuncu yetiştirmemiz, geliştirmemiz çok çok zor.